Bay J Show başlıyor. Geçen gün mutfaktayım, çırılçıplağım. Bir elimin işaret parmağı girebildiği kadar kulağımın içinde. Diğer elimle cips yiyorum. Birdenbire ne düşündüm biliyor musunuz? Her gün rahmetli dedeme daha çok benziyorum. Genelde moralim bozuk olduğu zaman çırılçıplak soyunur, aynanın karşısına geçer, kendime iltifatlar ederim. Of be, Mars'tan mı geldim be? Bu dünyada böyle bir şey varsa kulağımı keserim. You're listening to Bay J on Power FM. Hey! Oo, yakışır bu genç müzikler bana ya. Olmaz mı? Olur Bayce, teşekkürler. Sene 2016, pazartesi akşamı 8 Şubat, Bayce'nin Power FM'deki Dillere Destan Show'una hepiniz hoş geldiniz. Merci. Ben çok şahane biri değilim dinleyiciler. Bu yüzden beni sevmenizi istemiyorum. Şart değil ama programım çok şahane, dinleyin. Sonra da duyduklarınızı sakın yapmayın. Çünkü ben şahane biri değilim söylemiştim. Ama delikanlıyım ha. Yanlışı yaparım, özür dilerim. Arkasında dururum. Geçtiğimiz yıllarda bir kızla çıkıyordum. 8 kadınla aldattım mesela. Evet, istediğimiz kadar yuhalayabilirsiniz. Hoş bir şey değil yaptım. Üstelik kız kiramı ödüyordu. Evet. Ama ikinci evliliğim yeni bitmişti. Sahne insanıyım biliyorsunuz. Sahneden sonra kızlar gelip çok acayip şeyler söyleyebiliyorlar. Evet. 25 yaşında 1.80'lik afet gibi bir kız gelip diyor ki Bayşe kız arkadaşın olduğunu biliyorum. Bu yüzden yaşayacaklarımızın tamamı gizli kalacak. Bundan emin olabilirsin. Palavra! Palavra! Sakın inanmayın buna beyler. Bu özgüven gibi görünen şeyin ardında hain planlar yatıyor olabilir. Sevgilime gönderdiği mesajı görmeniz lazımdı. Resimli mesimli. Beni de teklemiş. Ben Bayşe'ye pijama giydirirken... Şeytan smailisi. Sevgilime şey dedim. Bak ne desen ne yapsan haklısın. Ayrılmak istiyorsan seni anlıyorum. Ağlamaya başladı. Ne olur gitme, gitmeni istemiyorum dedi. Allah'ım dedim, bu kadın bana ne kadar aşık. Bundan sonra iyi bir adam olacağım. Aldatmayacağım. Dünyanın en tatlı sevgilisi olacağım. Sakın kanmayın beyler. O gözyaşlarının ardındaki hain planları bileydim. O vahşi Amazon'un komplolarını tahmin edeydim. Bugün daha sağlıklı bir erkektim. Bir organ nakli yapılacak deseler, kafama bir kadın beyni takmalarını isterdim. Kadın beyniyle o kadar müthiş bir erkek olurdum ki bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Don Juan'lar, Casanova'lar filan yarımda pısırık ev erkeği kalırdı. Sevgililer günü çok yaklaştı ve ben sevgililer gününden nefret ediyorum arkadaşlar. Çünkü evliyim, sevgilim yok. Ama Bayce karını sevmiyor musun? Seviyorum aptal. Müesseseler farklı. Hastanede alkollü içki satılmıyor. Barda da serum takmıyorlar adama. Anlıyor musun beni? Bir konu daha yardımınızı isteyeceğim. Dün bir restorandaydım. Menajerimle kavga etmiyorduk canım. Kahve içiyorduk. İki genç kız geldi. Dediler ki Bayce fotoğraf çekebilir miyiz beraber dediler. Eyvallah, bunlar güzel şeyler. Sizi sevmeyen biri telefonunda birlikte çektiğiniz fotoğrafla dolaşmaz. Gerçekten çok tatlı bir jest. Yani çok fazla kaburga yemekten yağlanan kalbimi eritiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Damarların içini eritiyorsunuz. Açıyorsunuz. Bunu yaparak. Ama yanımda ayı gibi bir adam menajerim değil de havamı atabileceğim güzel bir kız olunca gelip fotoğraf çekmek ister misiniz lütfen? Hem sizin hem benim işim görülsün. Ha? Ya da fotodan sonra gitmeden 20 lira bırakın masaya. Biliyor musunuz? Ünlü olduğunuz zaman neden kızları tavlamak daha kolay oluyor? Onu anlatayım size ben. Var bir durumu var onun. Gittiğiniz restoranda güzel bir kız görüyorsunuz. Aynen şöyle yapıyorum. Yanına gidip şey diyorum. Affedersiniz, beraber bir fotoğraf çekebilir miyim? Çok güzelsiniz. Aslında birçok avantajım var. Bir mekanda bir kızın yanına gidip tanışmaya çalıştığınızda kız size kötü davranabilir. Bana davranmıyorlar. Beni reddetseler bile daha sonra kız arkadaşlarına anlatabilmek için malzeme çıkıyor. Kızım barda 30 kız falan var. Bay J, bildiğin Bay J benim yanıma gelip konuşmaya başladı. Ne oldu sonra? Sevgilim var dedim, gitmedi. Babam mafya dedim, gitmedi. Herpesim var dedim, bende de var dedi, gitmedi. Sonunda birlikte selfie çektik yanağına öpücüklü filan. Sonra da git ya da bunu Instagram'a koyup seni taglerim dedim. Karısından bir korkuyor, inanamaz. Bay J.
Yaraları sinek mi? Kitap okuyorsunuz, kafanızdaki ses bir tiyatro ses sanatçısı tadında mı mesela? Savaş sırasında güçlükle iş bulunabiliyordu. Tarlalarda çalışamayacak kadar çelimsizdim. Köylüler çiftlikte çocuklarını ya da yakınlarını çalıştırmayı yeğe tutuyorlardı. Bunlardan seslenirmeye başlasam para kazanırım he. Yapabilirim ha. Nedir kolonoskopi? Ya çok basit bir prosedür var. 16 metrelik bir boru kablo alıyoruz. Bayce on Power FM. Selam millet, burası Power FM, benim adım Bayece. Orta yaşa doğru gidiyorum ama kolay gitmiyorum. Yanımda bayağı bir insanı da götürüyorum. Kolay papuç bırakmam. Elim boş gitmiyorum yaşlılığa yani. Yani iki buçuk senedir evliyim ve standartlara uygun şekilde tekrar flört sahnesinde yerimi almaya hazırım. Ama tabii... İki buçuk sene ara verdiğiniz zaman tatlı bir acemilik oluyor. Yalan söylemeyeceğim. Bekar kankalarım var. Git konuş kızla diyorlar. Saçmalamayın diyorum. Ne diyeceğim ki kıza? Ya Bahçe kendin ol yeter. Dürüst ol yeter. Bu iyi bir fikir değil ki. Çünkü bunu yaparsam kıza gidip selam seninle yatakta kahvaltı etmek istiyorum demem gerekiyor. Ben hoş bir insan değilim ki. Kendim olmak gibi bir prensibim olsa bugüne kadar hiç kimseyle evlenemezdim ki ben. Bir arkadaşım var diyor ki bir garson kızdan veya ne bileyim kahve restoranına gittin. Kahve restoranındaki kasiyeri beğendiği zaman sağlam bir bahşiş bırak, ondan hoşlandığını anlayacaktır. Ben ömrümde daha saçma sapan bir şey mi? Nasıl yani 4 liralık filtre kahve alıp 200 liralık bir banknot uzatıp üstü kalsın demenin tek bir anlamı var. O da bunun 4 lirası kahve için 196 lirası da yatakta kahvaltı etmek istiyorum seninle. Peynir zeytin filan alırsın. Onun için ayıp ve uygunsuz düşüncesi bile çirkin. Aşk için rüşvet vermek gibi. Mart ayında çekimleri başlayacak olan bir yarışma programını sunmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet, teşekkürler. Televizyonda göründüğünüz zaman otomatik olarak popülariteniz artıyor. Ama hemen filan demeyin. Genelde şöyle oluyor, bir bara giriyorum. 5 tane adam tanıyıp yanıma geliyor. 6 ayı fotoğraf çektiriyoruz beraber. Hem flört yok hem de hatıra fotoğrafına bak. 6 kıllı maymun karanlık bir barda eğleniyor. Çirkin. Eskiden kızlarla konuşurduk. Şimdi mesajlaşıyoruz. Bir uygulama var. Aynı mekandaki bekarlar giriş yapıyor. Bulunduğunuz yerdeki bütün bekarları görüyorsunuz. Swarm denen bu program müthiş. Dediğim gibi bekarlar check-in yapıyor. Yani bekarlar ve çakallar. Evet. Ama ben mesajlaşmaktan hoşlanmıyorum. Ben konuşmak istiyorum. Üstelik mesela bir kızla tanışıyorsun. Ertesi gün tatlı tatlı mesajlaşıyorsun. Sen yazıyorsun, o cevap veriyor. Sen yazıyorsun, o cevap veriyor. Böyle 20 defa tik tak, ping pong, ping diye yazışıyorsun. Sonra diyorsunuz ki, hey salı günü pizza yiyelim mi beraber? Cevap yok. Hep pislik okuduğunu biliyorum. Bir anda ne oldu? Çalıştığın binada yangın çıktı. Binayı mı boşaltıyorlar? Cevap versene bana. Her cevap 8 saniyede gelmiş. Sonuncusundan 1,5 dakikadır haber alınamıyor. İğrenç biz. İkinci bir mesaj yazıyorum. Okey anladım, pizza sevmiyorsun. İşi şakaya vura. Reddedilmeyi şakaya vurma. Kızdan mesaj. Ay yok pardon, patronum geldi tam o anda. Aa, evet tabii, beni de Obama, Barack Obama aradı. Call center'da çalışıyorsun. Haspam Ali Sabancı seninle toplantı yapmaya mı geldi? Patronu gelmiş. Gitmiyorum lan seninle pizza yemeye. Falan yalancı manyak. 5 tane kıllı maymunla gideceğim. Senden çirkin olacak halleri yok. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. You're listening to Bay J. Bir gün kalabalık bir bankaya gireceğim ve şöyle bağıracağım. Kimse kıpırdamasın. Kimse kıpırdamasın dedim. Lensim düştü. You're listening to Bay J on Power FM. Selamlar, merhabalar. Bayce benim adım. Power FM'de program sunuyorum. 1997'de burada ilk yayınımı yaptım, sonra kovuldum. Sekreteri hamile bıraktım. Radyonun santralini patlatmış oldum. Haklılar bence. Evet. 2001-2010 arası yine çalıştım. Kötü hatıralar unutulup affedilebiliyor. Sonra birkaç işimi hallettim. Gene yayındayım. Ve bu işte en karlı sizsiniz. Çünkü taklitleri olabilir, içerik aynı olabilir. Sesimi taklit etmeye çalışabilirler ama Türkiye radyolarında bunun gibi bir program yok. Çünkü ben gerçeğim ve çok iyi bir show sunucusuyum. Umarım mı?
İyi başlamışsınızdır haftaya. Kötü başladınız zaten pazartesi falan ya. Bir de kötü başlayınca iyice intihara meyilli oluyor insan ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayatta başıma gelmeyen kalmadı. Hep şikayet ettim. Sonunda bugün artık nefes aldığım için kendimi şanslı saymaya başladım. Abi yani sokaklarda sefil aç dolaşan insanlar varken karım niye bu kadar dırdır yapıyor, hayat neden bu kadar pahalı, hiçbir yere ve hiçbir şeye yetişemiyorum diye budalanmak günah gibi gelmeye başladı. Üstelik bilirsiniz parayla mutluluğu satın alamazsınız. Ah hadi fakirlikle mi alacağız? Fakirlikle mutluluğu değil hiçbir şeyi alamıyorsunuz. Yani parayla alamadığınız şeyi parasız mı alacaksınız? Ama bak Küba'ya bak, Kübalılara hiçbir şeyleri yok ve mutlular. En büyük hata tüketim toplumu olmak. Ben gidip Küba'ya yerleşmek istiyorum. Aşkım arabamız çok külüstür, rezil oluyoruz. Bir tanem herkesin arabası çok külüstür. Şeyh miyiz biz, daha iyisi olsun diyebileceğiniz bir ülke. Dans edip şarkı söyleyip mutlu oluyorlar. CERN'de Tanrı parçacığını aramakla vakit kaybediyoruz. Ve samimiyim, bence evrenle ilgili bilmememiz, öğrenmememiz gereken şeyler var. Yasak ilişkilerim gibi. Evet. Bu yüzden magazin dergileri kapatılsın, paparaziler ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olsun. Bu oldukça ilginç bir haber. Sahne kazası geçiren İtalyan aktör Rafael Schumacher komada. Beyin ölümü gerçekleşmiş İtalyan tiyatro oyuncusu Rafael Schumacher oyun sırasında az kalsın asılarak ölüyormuş. Herkes tiyatrocunun rol yaptığını düşünüyormuş. Ünlü tiyatrocuyu ölümün elinden dikkatli bir izleyici kurtarmış. Yaşanan bir aksilik tiyatrocunun ölümüne neden oluyormuş. Şu anda komada, beyin ölümü gerçekleşmiş deniyor. İtalya'nın Pisa kentinde tiyatro lüks tiyatrosunda. Aa, tiyatro reklamı yaptık Pisa'daki. İnşallah Rütük'ten ceza gelmez. Neyse, Seraplar isimli oyunda rolü gereği asılı kalması gerekiyormuş. Ama asılı durduğu sırada boynundaki ipin sıkılaşması sonucunda genç oyuncu gerçekten asılmaya başlamış. Sahnede bir anda gerçekten titremeye başlayan oyuncunun durumunu bir izleyici fark etmiş. Polis soruşturma başlatmış. Kementin sahte olması ve düşmesi halinde emniyet kemerinin onu yakalaması gerekiyordu. Böyle bir olay nasıl yaşandı açıklanamıyor şeklinde konuşmuş. Asılı kaldığı ipten izleyiciler sayesinde kurtulan oyuncu acilen hastaneye kaldırıldı ve hala yaşam mücadelesi veriyor. Sırf bu yüzden bu oyunda hiç oynamadım ben. Bazen teklifler geliyor tiyatro için. Sadece Hansel ve Gretel'i oynarım diyorum. Ve Gretel'i değil, Hansel'i. Evet. Çünkü ben de Hans'ım, Greta değil. Altı perdelik bir oyunmuş arkadaşlar. Ha? Bence aynen devam etsinler. Beş perde oynasınlar. Altı ne ya? İyi dayanıyor millet sonuna kadar ha. Bakın. Ecel sizi almaya geldiğinde kaçamazsınız. Asılma sahnesi olur, kılıç sahnesi olur. Uzun bir monologda boğulup nefessiz kalıp Azrail'le savaşmayın. Bazı izleyiciler adamın selfie çekerken ayağının kaydığını söylemiş. Selfie çılgınlığı devam ediyor. Hadi peki son bir şaka. Eleştirmenler oyunu cansız bulmuşlar. Power FM. Beyinde bir şeylerin dengesini bozuyor ve genetik anomalilerle birleşince bütün o üçüncü sayfada okuduğumuz ya benim olacaksın ya kara toprağın falan gibi şeyler, o geyikleri okumak zorunda kalıyoruz. You're listening to Bay J on Power FM. Ha burası Power FM. Naber bilet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım akşamınız gününüzden daha iyi geçer. Adım Bahşe, burası Power FM. Açıkçası normal şartlarda bir sunucu dinleyicileri hakkında iyi bir dilekte bulunduğu zaman yalan söylüyordur. Çünkü sizi şahsen tanımadığı için iyi veya kötü biri olduğunuzu bilemez. Büyük ihtimalle aranızda kötüler de vardır. Şu anda beni dinleyenler arasında kötü ve çirkinler de var. Ya bunu... Aha, hayır. Aksini söyleyeyim mi? Bu yüzden... Kötü kalpli olma ihtimali olan biri için ay inşallah mutlu olursun demek içine sindirebileceği bir şey değildir. Beni kimin dinlediğini umursamıyorum. İyi veya kötü, pahalı bir Alman arabası kullanıyorum ve 200 metrekare bir evim var. Bu yüzden hepinize gerçekten içtenlikle iyi akşamlar ve sıhhatler diliyorum. Evet. İşte ben böyle biriyim. Hoşlanmayın benden. Bir dinleyicim diyor ki, çok cinsellik odaklı birisin. Acaba bunu özgüvenin olmadığı için yapıyor olabilir misin diye sormuş. Hayır, hayır, hayır. Teşhisi doğru koyamamışsın sevgili dinleyicim. Benim kendime saygım yok. Özgüvensizlikle kendinize saygı duymamak farklı şeylerdir. Kendine saygı duymamak, hoşlandığın kıza yakınlaşmak için en yakın arkadaşıyla ilişkiye girmektir. Özgüvensizlik seviyenizin çok altında iğrenç biriyle ilişkiye girmektir. Ben asla öyle bir şey yapmam.
Ay, zaten bir evlenmiştim. İlk eşim omurgamı almıştı benden. Sonra boşanınca taktırttım bir tane. İkinci eşim aldı. Şimdi üçüncü eşim omurgamı aldı benden. Zaman zaman bir erkeğin erkek gibi yapması gereken şeyleri yapmamı istediğinde çıkarıp veriyor omurgamı. Mesela geçen gün aşağı kattan tıkırtı geldi. Al dedi, omurgan git bak aşağı. Hayır dedim, gitmeyeceğim. Ya bir hırsızsa, beni öldürürse? Saçmalama dedi, kimsenin öldürmeye aldırmayacak kadar önemsiz bir insansın. Özel bir radyoda günde 2 saat sululuk yapıyorsun. Kimse seni öldürmez, merak etme şapşal. Ya dedim, bir tanem ne götürebilir ki aşağıdan? DVD player mı alacak? Tanrım, 55 liraya düştü, yenisini alırız. Önemli değil. Babam şu son evliliğimde bana bir tüfek hediye etti. Baba bu ne dedim? Al evlat dedi, her erkeğin evini koruması gerekebilir. Bu arada çok merak ediyorum. Babam harbi İtalyan vatandaşı bir adam. Neden Kayseri aksanıyla canlandırıyorum ben sürekli babamı ya? Enteresan bir durum. Her erkeğin evini koruması gerekebilir. Sanki 13. yüzyılda yaşıyoruz. Yaşadığım yerde güvenlik görevlileri var. 1000 lira aidat ödüyorum. Bence tüfekten daha iyi. Ama neyse. Çok ısrar etti, aldım, evde tüfeğim var yani. Ama şey dedi, biraz bakımsız, bakımını yaptır. Ya ben ne tüfek bakımı yaptıracağım? Hayatını sanatla kazanan bir insanım. Kaldırdım gardırobun arkasına. Bir tek kez yerinden çıkarttım. Yok, hayır, eşimle alakası yok. Ciddi bir patırtı sesi geldi. Ve benim içim çekildi. Sessizce tüfeği aldım. Yavaş yavaş merdivene doğru gidiyorum. Karım diyor ki, ya senden güçlü biriyse ve tüfeği senden alırsa? Çok iyi de çalışmıyor ki. Yalnız bir an manzarayı canlandırdım. Ayı gibi bir hırsız elimden tüfeği alıyor. Klik tık yok. Ben şöyleyim. Salak salak. Nya 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 nya. Neyse, oğlum susamış da su içmek için kalkmış. Beni karşısında tüfekle gördü. Baba dur dedi. Durdum. İçeri gidip odasından kendi oyuncak tüfeğini aldı. 3 ile 4 arası oyun oynadık. Evet. Bay J ben. Power FM'in has elemanıyım. Lütfen ayrılmayın. Buranın has elemanı olarak kalabilmem için. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. Louis Armstrong, ünlü trompetçi ve şarkıcı, öldüğü güne kadar her gün esrar içmiş arkadaşlar. Şarkısına baksanıza. I see trees of green. I see trees of green on Power FM. Merhaba sevgili dinleyiciler, iyi günler, iyi akşamlar. İlkbahar mevsiminin başlamasına ne bileyim kaç, 40 gün falan mı kaldı? Ama şimdilik bu havaya, bu DJ'ye ve bu hayata mahkumsunuz. Mahkumiyet kötü bir yorum oldu. Yani durumumuz neyse, bir fizibilite raporu çıkarıp en fazla nasıl keyif alabiliriz diye sormamız gerekiyor kendimize. Ben mesela buldum. Evet, bu akşamdan programdan çıkıp eve gittiğimde kapımın önünde 4 genç uzun boylu bikinili kızla kartopu oynamak istiyorum. Biliyorum kar yok, kızlar da orada olmayacak. Ama en azından ne istediğimi biliyorum artık. Evet. Adım Bahşe, dışarıdan görüldüğü kadar pislik biri değilim. Hissedilen pislik derecem biraz kuvvetli. Yoksa sıradan bir pislikten daha pislik değilim. Üstelik karım beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Ve bir kızla tanıştığım zaman ilk söylediğim şeydir. Yalnız bak, benim bir kız arkadaşım var ve sevgilimi çok seviyorum. Bu yüzden sevgilim olacaksan bunlardan haberin olsun istedim. Hem belki seni de severim o kadar. Bir gün aynı şeyleri mevcut sevgilime söylerim. O zaman ne dersin, benimle mutluluğa koşmak ister misin ha? Atalım mı ilk adımı? Aşka giden ilk adımı. Nedense bir kere gerçeği söyledikten sonra ne yaparsam yapayım, günah benden gittiysiyle rahat hareket ediyorum. Ve inanın genelde kadınlar bu hassas yaklaşımıma, tutumuma hayran kalıp daha yakın olmak istiyorlar. Bak, sevgilimden ayrılıp seninle evlenmeyeceğim. Karımdan ayrılıp seninle sevgili olmayacağım. Çocuk da yapamam. Ancak hava atarsın sağda solda, Bahçe ile görüşüyorum diye, o kadar ki bence bu bir kadına söylenecek çok çirkin bir şey. Bu tavrıma rağmen üstüme gelinince ben de tabii bir yerden sonra geri adım atmak zorunda kalıyorum. Taş kalpli değilim, sadece kötüyüm. Yani insanlar kötü niyetli.
Yoksa bana dokunmasalar büyük ihtimalle ben de kimseye dokunmazdım. Zaten çok uzun süre evli kalınca alışabiliyorsunuz dokunmamaya. Dokunulmamaya, dokunulmazlığa. Herkese hitap eden temiz komedisiyle Bay J huzurlarınızda Power FM'de. 7 ile 77 yaş arası dinleyicim var. Bunların %99'u 30'lu yaşlarında. Evet, yani 3 tane 7 yaşında, 2 tane 77 yaşında dinleyicim var. 77 yaşındakiler genelde R&B müzikten fazla hoşlanmıyorlar. Ay, evliyim. Daha önce de evliydim. Çocuk da oldu arada falan. Evlenmek çok kötü bir şey değil. Dilediğiniz zaman boşanabilirsiniz ama çocuğunuzdan boşanamazsınız. Bu yüzden evlenirken soru işaretleriniz varsa aman fantezi olsun diye deneyeyim diyebilirsiniz ama çocuk yapmadan önce iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü az önce kurtulmanın çok kolay olduğunu iddia ettiğim evlilikten çıkmak da o kadar kolay olmuyor o zaman. Bir de ben zannediyorum öğrenme güçlüğü var bende. Yani salağım. Evet. Bizim çocukta öğrenme güçlüğü var. Aa, aptal yani. Hayır, öğrenme güçlüğü. Çünkü karıma söylenmemesi gereken şeyler söyleyip sonra pişman oluyorum. Zaten ben incecik ip üstünde evlilikten en zımbırtı biliyorsunuz. Ya bir tanem sen popo kısmından kilo mu aldın? Eyvahlar olsun mesela. Bu elbise ancak 21 yaşındaki sevgilime olur. Nasıl, bağırma lütfen. Fener'in maçı başladı. Şu an söylediklerini duyamam. Duysam bile anlamını çıkaramam. Yani uzun ve mutlu bir hayat yaşamak isteyen bir evli erkekseniz asla karınıza söylememeniz gereken şeyler. Aman Bayce, dürüstlükten kim ölmüş? Bilmem, ilk siz olmayı denemek ister misiniz? Gerek var mı böyle bir şey, böyle bir riske girmeye? Devam edeyim mi? Asla söylemeyin. Hayatım, önümüzdeki hafta doğum gününde arkadaşlarımla Afrika'ya safariye gideceğiz. Bu da çok kötü. Sevgililer günü için bir planın var mı? Sakın sormayın bunu. Ya canım, 1998'de oynanmış Cimbom Fener maçlarını kaydettim. Onları izleyeceğim. Bana sandviç yapsana. Ha, bir de şeyin üstüne kaydetmişim yalnızca, kusura bakma, düğün videosunun. Yemek fena olmamış. Tabii annem kadar iyi değil ama. Ya bir şey itiraf edeceğim. Evlenirken sana aldığım tek taş yüzükteki taş zirkonyum. Evlilik yıldönümümüz için sana hediye aldım, koşu bandı. Ne bileyim, kötü biri değilim, sadece aklıma bir şey geldiğinde aklım çeneme bana haber vermeden şöyle komutu veriyor. Adım Bay J, Power FM'desiniz. Doberman, Pitbull. It's your pit, Mr. 305. When we put it down right now, this is how power FM. Aman Allah'ım. Bay J. Rottweiler gibi köpekleri nasıl terbiye ediyorlar? Ne yaptın? Ne yaptın? Salonun ortasında. Ne yaptım? Kaka mı yaptım salonun ortasına? Bir sorun var mı bu konuda? You're listening to Bay J on Power FM. Alrighty. Bir uyarıyla başlamak istiyorum. Eğer kan içmek için engel olamadığınız bir isteğiniz varsa ve güneş ışığında alevler içinde yanmaya başlıyorsanız size bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber, 625 sene yaşayacaksınız. Kötü haber, sıradaki ilk kıyafet balosuna vampir kılığında gideceksiniz ve herkes sizi alkışlayacak gerçeğe yakın görüntü için ve siz aslınıza bir hakaret olarak alıp önünüze geleni ısırıp ailenizi büyüteceksiniz. Bunlar dışında İstanbul'da bugün itibaren ciddi bir kar yağışı beklenmiyor. Onun... Ay, yayına deli koymuşlar. Ne var, benim programım. İstersem konudan konuya atlarım, istersem kovulurum, istersem bu yıl 2016 senesini vampirlerle ilgili şakalara ayırırım. O zaman istemesem bile kovulabilirim belki. Ben evlilik danışmanlığı yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi benim gibi birinin bu işi nasıl yapacağını düşünüyor. Arkadaşlar, beni nasıl tanıdınız bilmiyorum ama ben düşene bir tekme de ben atayım kafasında bir insan hiçbir zaman olmadım. İş yerimin adına da son çare dedim. Bir çift geldi. Adam ezik, gebermiş zaten dırdırdan belli. Oturdular, nedir dedim sorun. Adam konuşmadı. Kadın saatte 100 kilometre süratle başladı anlatmaya. 10 dakika dinledim. Sonra kalktım. Kadının dudaklarına yapışıp uzun uzun öptüm. Tabii herkes şokta. Beyefendi, işte karınızın haftada iki kez buna ihtiyacı var dedim. Adam şokta. Tamam dedi. Salı ve perşembeleri getirebilirim buraya. Eski bir fıkra. Beğendiniz mi? Ben ve evlilik terapisi. Öldürün beni lütfen. Şaka herhalde. Umarım güzel bir pazartesi akşamı geçiriyorsunuzdur. Trafik İstanbul'da çok yoğun değil. Geçenlerde
Geçen hafta %85'leri, %89'ları gördük. Şu anda %60-65 civarında trafik yoğunluğu. Az değil, çok da değil. İstanbul'a göre, bu kalabalığa göre. Gençleri çok seviyorum. Açıkçası çok da iyi anlaşıyorum. Fiziksel ve ruhsal olarak 10 yaşımda takılı kaldığım için benden büyükler gibi oluyor zaten genelde. Babam ve annem çok acayip insan. Babam ben gençken saçlarım uzun diye gittiğimiz her yerde bu da kızımız Bajra diye tanıştırıyordu. Evet. Ben de yemin etmiştim benden sonraki neslin alışkanlıklarıyla alay etmeyeceğim, anlamaya çalışacağım diye. Bayağı da başardım. Yani neticede yatakta olay neredeyse 3-4 bin yıldır falan 3 aşağı 5 yukarı aynı zaten. Bir tek şey var, dillerini hızma taktırıyorlar ya. Yani sonra bir gün o hızmayı çıkarınca su içtikleri zaman suyun bir kısmı delikten ağzın alt tarafına mı akıyor? Ne oluyor bilmiyorum gerçekten. Dil altı hapı hiçbir zaman kullanamayacaklar mı mesela? Ay annemle babam ya. Benim böyle olmam çok normal. Babam saçım uzun diye kızım diye tanıştırırdı. Annem de öyle şeyler yapmazdı. Mesela nasihat verecek değil mi? Bir tavsiyede bulunacak. Vermesi gerekenden çok kısa bir süre sonra verirdi nasihati. Mesela salondaki sehpanın köşesine kafamı çarpıp neredeyse kör olma tehlikesi atlatırdım. Annem şöyle. Dikkat et. Sağ ol. Bilmiyorum hızma piercing bana korkutucu geliyor. Yani yaparım yapmasın ama ne bileyim. Geçen gün bir kız soyundu yanımda. Ben de sebebini bilmiyorum. Kızların yanımda soyunma gibi bir eğilimleri var. İnanın buna neyin sebep olduğunu bilmiyorum. Hadi yapmayın lütfen. Benim yeteneklerimde bir insanın... benim kelimelerle aram çok iyidir. Kendime has metotlarım var. Bileşkeleri biliyorum. Hangi kelimeler yan yana gelince feromon etkisi yapar falan onları biliyorum arkadaşlar. Mesela şu kelimeleri kullanırsanız yan yana feromon kokusu salarsınız. Hey, neden deniz manzaralı rezidansıma gidip bir kahve içmiyoruz? Neyse. Şimdi kız soyundu. Karnının iki tarafında iki hızma vardı. Göbek deliği değil, kaş değil, dil değil. İki tane metal sopacık karnının iki tarafında. Bunlar ne için diye sordum. Yani annenden babandan bu kadar mı çok nefret ediyordun sen? Mesele ne biliyor musunuz? Böyle 40'lı 50'li yaşlarına geldiğinde o demir çubukları etinden çıkartmaya karar verecek. Ve 60-70'li yaşlarında rüzgarlı havada plaja gittiğinde bir ıslık sesi duyulacak ve kimse sesin nereden geldiğini bilmeyecek. Evet. See ya, Birds at Three. Birazdan Power FM'de Duke Dumont, Ocean Drive. Bay J Show devam edecek. Bay J Show devam ediyor. Bay J on Power FM. Hey hey, merhaba dinleyiciler, Power FM burası. Benim adım Bay J, bu radyonun tek komedyeniyim. Bir de kendini komedyen sananlar var. Mesela muhasebe müdürü var. Bay J patron aradı, çıkışını verin dedi. Son maaşını almaya gel. Ondan sonra niye Bay J insanların arabasını çiziyor, evlerini yakıyor? Kaldıramıyorum kötü şakaları. Komedi ciddi bir iştir arkadaşlar. Birilerini güldürürken birilerini kızdırırsınız. Cesur, cesaret gerektiren bir iş. Yaptığım şakalarda genelde %99'unuz kahkahalarla gülersiniz. Ama her zaman %1'lik bir kesim vardır. Allah cezanı verecek bacı. Geber bizden içinden beddua eden. Onlar söyledi diye ölecek değilim ben. 25 senedir bu işi yapıyorum. Kaç beddua yemişimdir şu anda tahmin edemezsiniz. Yani ailenizin komedyeni çok çalışıyor. İnsanlarla uğraşıyor. İnsanlarla çalıştığınız ve insanlarla uğraştığınız her iş zor iştir. Ve siz her gün birkaç kişiyle uğraşıyorsunuz. Veya bilmiyorum kaç kişiyle ama benim nereden baksanız birkaç milyon müşterim var bakmam gereken. Bu arada şu kabızlığı çözen yoğurtlar var ya piyasada. Çileklisi var, kayısılısı var, filancası var. Tadı güzel diye 4 tane filan yemeyin. Yiyecekseniz de tuvalete yakın bir odada oturun ve yanınızda hep bir gazete bulmaca kitabı falan bulunsun. Yaptığım şakalara kızabilirsiniz başa dönmek gerekirse ama kızgınlığınızı bastırmak zorundasınız. Çünkü ben sizden farklı bir dünyada yaşamıyorum. 1970'te doğdum. O yılların İstanbul'unda kıt kanaat geçinen insanların yaşadığı bir mahallede kıt kanaat geçinen bir ailede büyüdüm. Margarin kuyruğunda bekledim. Okula giderken 12 kilometre yürüdüm. Toplu taşıma kullandım.
Ve o zaman işsizlik sigortası, sosyal haklar filan yoktu. İşsiz kaldığınız zaman şöyle bir ses gelirdi uzaktan. Aa! Çok yazık, üzücü, üzücü. Bu yüzden bana her kızdığınızda bunları hatırlayın, olur mu? Örnek veriyorum, sizin taklidinizi yapacağım affınıza sığınarak. Yuh Bahçe, iğrençsin ya, Allah cezanı ve... Kıt kanaat 1970'ler İstanbul'u. Okey, canın sağ olsun. Ve en önemlisi, beni dinlediğiniz sürece şunu unutmamanızı rica ediyorum. Bu bir komedi programı ve benim tek amacım sizi biraz eğlendirmek. Kabızlığı çözen yoğurtlara geri dönmemiz gerekirse. Neden geri dönmemiz gereksin ki? Bu çok saçma. Düşünsenize, içeriden memo gelmiş yayın yönetmeninden. Kabızlık konusuna geri dönüşsün. Hemen! Baş üstüne sevgili yayın yönetmenim. Kabızlık diğer bir deyişle konstipasyon, bağırsak hareketlerinin normale göre azalması durumudur. Bağırsak fonksiyonu kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı kişilerin günlük dışkılama sayısı bir başkasının haftalık sayısı kadar olabilir. Kabızlık durumunu anlamak için dışkılama sayısından çok doğal durumdan farklı bir hareket yavaşlaması işarettir. Hadi akşam kokoreç yemeye gidelim. Hey, palyaçolar geliyor. Yaşasın. Bahçe delirdi. Saçmalama, geldiğinde deliydi. Olsa olsa yediği bir şey dokunmuştur. Sakın kabız olmasın. Ulan bunu be. You're listening to Bay J on Power FM. Soğuk ve güneşli Şubat gününde yine kalitemizi koruyoruz. Dikkatinizi çekti bilmiyorum ama çekmediyse bir süre başka programları dinleyin bu saate yayınlanan, ondan sonra bana dönün. Ne yağmurda, ne karda, ne kavurucu yaz sıcağında işimizi bir amatörün eline bırakmayacağımızı ispat ederek yanınıza geldik. Umarız çok eğlenirsiniz. Çok eğlenmişsinizdir çünkü bu programın son anonsu. Çok gülmüşsünüzdür ve evinize günün stresini taşımamışsınızdır. Ay. İnsan beyni sevgili dinleyiciler garip ve karmaşık bir yapısı olan bir şeydir. Ben Bay J, benimki sadece garip, karmaşık bir şey yok. Yani ben konuştuğum zaman kimse hey bu adamın söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum demez. Genelde hey bu manyak ne saçmalıyor ha, öyle derler. Bunu çok kaba buluyorum ama yine derler bilirsiniz. Müşteri her zaman haklıdır. %100 canlı yayınla ne bileyim zaman zaman havayı mazeret gösterip işe gitmeyen rakiplerime çok kızıyorum, biliyor musunuz? Daha ciddi, ne bileyim güzel bir kız tavladım bırakamadım falan gibi. Nikola Schweitzer, biliyor musunuz kim olduğunu? Ortak yanımız var. Bazı kadınlar bizdeki sarkazm tutkusunu ve sürekli iğneleyici, ironik şakalar yapmamızı itici buluyor. Nikola Schweitzer de benim gibi kadınlarla arası son derece iyi. Bu yüzden bence bu sarkazm yeteneğimiz bize nefes almamız için doğa tarafından bahşedilmiş bir nimet. Size sarkazm, sarkastik esprilerden birkaç örnek vermek istiyorum. Genelde birine hitap ederek yapılır. Seni olduğun gibi mi kabul etmemi istersin ya da kendime yalan söyleyip seni sevmeye mi çalışayım? Seni aptallaştıran şey nedir bilmiyorum ama gerçekten işe yarıyor. İroni de var içinde, sarkazm, kinaye. Affedersiniz ama sanırım beni söylediklerinizin umurunda olan biriyle karıştırıyorsunuz. Herkese iyi akşamlar. Power FM'de güzel bir pazartesi akşamıydı. İstanbul'da sıradan bir kış günü. Şubat ayının 8'i. Bilmiyorum, hava çok acayip. Hava çok acayip. Erken bir kış yaşadık. Sonra hava birden bir ısındı. Felaket bir anda gelmiyor. Habercilerini yolluyor sevgili dinleyiciler. Değil mi? Bir bakıyorsun üzerinde tişört ve hırkayla parkta yürüyüş yapan sevgililer mesela. Kışın ortasında. Bu kıyametin habercilerinden biri olabilir. Hava durumuyla ilgili bir yorum bu. Yoksa gençlerin el ele dolaşmasına karşı değilim. El ele tutuşmak, sevginizi paylaşmak. Ben her gün kaç kişiyle el ele tutuşuyorum bilseniz. Dersiniz ki bu adam bu programı yazmaya nasıl vakit buluyor? Elleri ne zaman boş kalıyor? Ay. Ay. Arkadaşlar, ekonomi iyiye doğru mu gidiyor? Ben çünkü bilmiyorum, her şey daha bir ucuz görünmeye başladı da gözüme. Aa, çok özür dilerim. Son sponsorluk anlaşmasından 750 bin dolar aldım, ondan herhalde. Bayşe, paranla hava atmayı çok mu seviyorsun? Yani iyi hissettiriyor, yalan söylemeyeceğim ama ben daha çok paramla arkadaşlarımı satın almayı seviyorum.
Yani hoş bir insan olup meziyetleriniz ve hoş yanlarınızla arkadaş edinmek, onları korumak çok zahmetli. Ne isterlerse alıyorum. Başka şeylere konsantre olmamız gerekiyor. Başka şeylere. Mesela ben kutup foklarının öldürülerek otomobillerimizde yakıt olarak kullanılması gibi bir fikre karşı çıkmıyorum. Veya ne bileyim, batık petrol tankerinden boşalan petrole bulanmış kara bataklar ve pelikanları evlerimizde ısınmak için yakılması da çok korkunç gelmiyor. Daha üst sınıf endişelerim var benim. Yani Fenerbahçe bu kadar para, bu kadar büyük kulüp, süper oyuncular, babatorik antrenör falan. Yani neden Antalya'ya 4-2 yeniliyoruz hala, anlatabiliyor muyum? Neden iki maç eksiğiyle Beşiktaş'tan bir puan, iki puan yukarıdayız, anlatamıyorum. Ben uyuyamıyorum geceleri. Şaka yapıyorum, futbol fanatiği değilim. Umurumda bile değil. Ne halleri varsa görsünler hepsi. Ama Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe. Fay J Show sona erdi.